Hocam 3. Dünya Savaşı çıkarsa kim kimin yanında yer alır ve Türkiye'nin buradaki rolü ne olur? Onu da değerlendirmenizi rica edeceğim. Çok önemli. Tabii ki bunu Hakan Fidan çok güzel. Rusya ziyareti gerçekten çok önemliydi. Rusya ziyareti tabii hiç kimsenin gitmekten çekindiği bir yerde Türkiye'nin Ankara merkezli politikalarla Rusya'ya gitmesi, şu gerçeğin altını çizmemiz lazım. Şimdi Asya'da nüfus olarak ifade ettiğim Çin, Rusya, Kore, İran, artık bunlar bir diyalog partneri oldular. Bunu kime borçlular? Çin'e borçluyoruz. Tekrar ifade ediyorum. Çin sayesinde bu olmuştur. Hatırlayacaksınız, biraz evvel vurgulamaya çalıştım ama şimdi bu yeri gelmişken önemsediğim için bunun altını bir kez daha çiziyorum. Tabii ki niye? Tabii ki savaşın belki biraz evvel söylediğim için çıkma nedenlerinden biri de en önemlisi yine ekonomi düzendi. Savaşın çıkma ya da çıkmama ihtimali bunların arasında paylaşım çok önemli. Paylaşım. Hep onu yapıyor. Niçin bu kadar lafı söyledim? Bir torba laf söyledim ama şunun için söyledim. Hatırlayın, Aralık 2022 tarih ülkeleri zirvesinde İran'ın bölgedeki yıkıcı rolünü kınayan bildiriye kim imza attı? Çin attı. Böyle kalmadı. Ya bu, ben hakikaten endişelerimi birkaç televizyon programında da ifade etmiştim. Ama Mart 2023'te İran'la Suudi Arabistan'ı barıştırarak ezberleri bozdu. Çünkü soğuk savaş tek kurşun atılmadan kazanan ABD güdümündeki NATO'ydu. Ama ondan sonra egemonik bir ABD'yi izledik. Ben yaptım oldu diye hiç kimseye hesap vermeyen bir ABD'nin konumunu izledik ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kazanan durumunun kaybedeni kimdi? Avrupa Birliği'ydi. Ben geçenlerde gene geçen hafta zannediyorum bir makalemde bunu ifade etmeye çalıştım. Gerçekten kayıp kıta Avrupa'nın nedeni ya da hasta adamı, biliyorsunuz bir Osmanlı'ya yakıştırılan bir tabirdi, Avrupa Birliği olmuştur. Kimlik sadece İsrail için değil, İslam dünyası ile Batı için bir dönüm noktasında Hamas'ın Aksa tufanı taarruzu geldikten sonra da Çin'in diplomatik atağı Hamas'ın taarruzuyla tam da ABD'nin emperyal düzenini sağlamlaştırmaya başladığı süreçte gerçekleşti. Bakın bu çok önemli bir şey. Çünkü 3 yıl önce Arap Birliği'nde Bahreyn, Fas, Sudan, Birleşik Arap Odası 4 üye İbrahim Anlaşmaları, Abraham Anlaşmaları dediğimiz İsrail'e diplomatik ilişkileri başlatmıştı. İsrail'i tanımayan en önemli Arap ülkesi Suudi Arabistan'ın Siyonist rejimle ilişki kurması bekleniyor. Ki kabul ettiğini çok açık söyledik. Riyad, yani tekrar ifade ediyorum, Suudi Arabistan başkentini kastederek söylüyorum, Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak somut adımlar atılıncaya kadar İsrail'le normalleşmeyi durdurdu. Yoksa Suudi Arabistan'da giriyordu. Yani bu çok tenkit ediliyor. Yani bizim Amerikalıların bütün dünya literatürüne hediye etmiş oldukları çok önemli bir olgu vardır. Bu nedir? Efendim, şunu söylemekte imtina etmeyeceğim ama bu da preemptive strike dediğimiz, onların diliyle ifade ediyorum, saldırıda ön al. Yani zaten Hamas'ın üzerine büyük bir saldırı başlayacaktı. Bu, yani bir boksörün her türlü hazırlanması anında, bu arada cılız da olsa bir Hamas'ın bir aparkatı geldi. Gelmek mecburiyetinde ve de bu, bakın, başka bir şekilde oldu. Ürdün İsrail elçisini geri çağırdı. Gazze kasabı Netanyahu 2023 sonunda Fas'a planladığı ziyareti iptal etti. Yani İsrail'in 9 aydır Gazze'de devam ettirdiği barbar soykırıma koşulsuz veren hunharca ABD'nin İslam dünyasındaki itibarı durumdadır. Yani sadece Müslüman kamuoyu değil, Siyonistlerin en sadık müttefiki Arap liderler bile
ABD'nin aleyhine döndüklerini hemen ifade edelim. Yani şunu söylememiz lazım. ABD Müslüman dünyayı şu anda altını çizerek, isterseniz büyük harflerle söyleyeyim, ne kadar böyle üst tepeden bakan, Müslüman halkların tepkisini umursamayan, hatırlayın Lübnan'a giden Macron'un o efendim göbeğinden iterek çekil buradan diyerek, düşünün Lübnan Cumhurbaşkanı ki kendisi Maronit'tir, Hristiyan olmasına rağmen, böyle bir dünya göpen, üst tepeden bakan, efendim o Gulliver'ın devler dünyasındaki gibi efendim tavırlar artık eskisi gibi değil. Yani eskiden olduğu gibi işbirlikçi iktidarlar, işbirlikçi iktidar simsarları üzerinden Orta Doğu'da statükonun yeniden tesis edilmesi artık çok yükü. Bunu söylemek istiyorum. Artık devran devam ediyor. Ama bunu ifade etmek, İsrail'in barbar saldırılarını kınayan Çin ise büyüyor. Yani Hamas'ın, evet, 7 Ekim saldırısını terör eylemi olarak nitelemeyen, değil mi? Avrupa gözünde, evet, Müslüman dünya küçüldükçe küçüldü diyorum. Yani Pekin bölgeye büyük bir güç olarak tanıtmakla yetinmedi. Ancak kalıcı olduğunda artık sinyallerini verdiğini ifade etmek istiyorum. Yani bugün Orta Doğu'nun en büyük petrol alıcısı durumdaki Çin, Pax Americana'yı yıkıp Pax Sinica kapsamında bölgede barış ve istikrar istiyor ve safları sıklaştırıyor diye ifade etmek istiyorum. Niye biliyor musunuz? Pekin'in Riyad'a ihracatı 2018'den bir yana 4 kat artmış. Yani ABD'nin Basra Körfezi'ne ihracatı neredeyse durma noktasına gelmiş. Yani çanlar kimin için çalıyor diye, hı hı, Aleyna Hanım size sorayım. Ya herhalde hemen bu soruya verilecek cevap ABD olacaktır diyeceksiniz. Ve diğer Riyad artık enerji, petrodolar anlaşması biliyorsunuz 50 yıllık petrodolar anlaşması Suudi Arabistan tarafından yırtıldı. Artık enerjiyi Pekin'e yuanla satacak. Yani bunlar bakın ne kadar farklı yerlerde farklı kapıların açılıp ya da kapandığını, Müslüman dünyasında bütün yolların artık Pekin'e çıktığını rahatlıkla ifade edebilirim. Yani bugün Çin'in özellikle sadece Orta Doğu'da yükselen nüfuzu değil, ABD'den çok İsrail'i düşündürmektedir. Çünkü İsrail 7'den sonra Pekin'in politikasının kararını bir şekilde İsrail'e karşı değiştiğini de görmektedir. Yani şimdi çanlar ikinci de bu sefer İsrail'de. Ben hatırlarım bundan 4-5 senemde, yani hakikaten yani yepyeni büyük bir İsrail modeli üzerinde konuşu Tel Aviv Üniversitesi'ne davetlisi olarak gitmiştik. Seminerler verdik. Bunun sebebi Pekin'in Müslümanlara karşı özel bir düşkünlüğü yok. Yani ya da Yahudilere karşı özel bir düşmanlığı yok. Bunları açık söyleyelim. En büyük neden İsrail'in, Çin'in en büyük rakibi ABD'nin en kirli müttefiki olmasından gitmektedir. Yani burada şimdi bu kadar durumdan sonra sessiz ve derinden giden bir Çin, çok açık söyleyelim, ABD'ye karşı amansız bir mücadele veren Çin, hemen her kıtada yeni ittifaklar kuruyor. Rusya, Türkiye ve İran'dan sonra yeni Orta Doğu, Pekin'in Suudi Arabistan, Mısır, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri gittikçe derinleştiğini ifade etmek istiyorum. Çok mu konuştum ve burada şey var. Yani genel bir kanavayı ortaya koymaya çalışıyorum Aleyna Hanım, tekraren ifade etmek istiyorum. Şöyle söylemek istiyorum. Yani Pekin bir satranç ustası gibi hareket ediyor. Hocam süremizin sonuna geliyoruz ama son açıklamalarınızı almak isterim. Son olarak şöyle toparlayayım isterseniz. Küresel güç mücadelesinde dengeleri bozacak kritik aktör kimdir diye sorduğumuz zaman Osmanlı Devleti'nden miras olarak Türkiye Cumhuriyeti İslam dünyasının desteğini alması arkasında çok güçleri ortaya koyacak.
Bu yüzden ben biliyorsunuz kuşak yol projesiyle ifade ettiğim yapay bir proje olarak İMEK projesi diye G7'nin Eylül 2023'tekini ben onu hiç önemsemiyorum. Ama Pekin bir satranç ustası gibi hareket ettiğini, ABD ve İsrail'in hala efendim zarlarla oynanan bir tavla ya da ne diyelim monopoli oynadığını açıkça söylememiz lazım. Yani bu konuda ben son derece iyimserim. Yani bir çirkin Çin imajı çizmektense efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin her girdiği yerde Afganistan'dan itibaren neler yaptığını hepimizin ortaya koymamız lazım. Bu uçak tekerleklerine efendim kaçan ve de bir Afganistan efendim milli takımının futbolcusunun efendim 300-400 metre aşağıdan nasıl düştüğünü hatırlamakta yarar var diyerek şunu söylememiz lazım. Silah, para, bilgiyi yapay zeka olarak kapıştığı bir ortamda artık şunu söylememiz lazım. Yani bilgi, yani yapay zeka hem silaha hem de paraya yön verecek güce erişmekte olduğunda söyleyeyim diyerek sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Lütfetiniz.